Hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz teşekkür ederim Esra Hanım. Şimdi eşimden bir an önce boşanmak istiyorum. Neredeyse çıksın ortaya dediniz. Ama önce bu çocuk konusu açıldığında... Yani sizin bir bakıcınız varmış. İsmi Nana. Evet. İstanbul'da yaşıyor. Evet. Nana dün yayına da bağlandı. Onların çocuğunu anne baba bana bıraktı. 6 aydan 3,5 yaşına 3 yaşına kadar ben baktım. Olabilir mi öyle bir şey Esra Hanım? Valla ben her şey olur. Yani bu programda olmaz dediğim her şey olduğu için hani her şey olabiliyor. Ben bütün iddiaları dinliyorum. Ben söyleyeyim mi o zaman? Tabii. Ben çocuğumu hiçbir zaman, ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Zaten ben memurum. Memuriyette şöyle bir şey var. Zaten 3 ay işe çocuğuna bakıyorsun, gitmiyorsun. Ondan sonra da işe başladığım zaman da ya sabah bir saat geç gitme hakkın var ya da akşam bir saat geç çıkma hakkın var. Onda da işte eşim, ben sabah işte 9'da işe gidiyordum. Eşim de 2'de gidiyordu. Ben de diyor ki saat 2'de Nana'nın apartmanının kapısına gideceksin. O da aşağıdan ya eşi ya da kendisi alacak. Teşekkür ederim deyip çıkacaksın, o kadar. O da yani biz Nana'yla bebek 2 yaşındayken tanıştık. Bebek doğduğunda Rus bir bakıcımız vardı. Yatılı 500 dolara. Zebo isminde. O hatta giderken bile ağladı Rusya'ya. Yani şu anda bile geri gelmek istiyor ama benim durumum şu an yok. Peki. Nana da şu anda canlı yayında. O da hani bildiklerini aktarmak istiyor. Çünkü siz şöyle bir iddiada bulundunuz. Bu kocanız size diyor ki bu dadıyla dadı hamileymiş. Çocuk benden değil diyor. Siz onlar arasındaki bir ilişki iddiasında da bulundunuz. Bunların hepsini de konuşacağız. Yok, ben gözümle görmedim. Ama eşiniz söyledi. Mahallede öyle bir dedikodu oluştu. Hani bu insanları biliyorsunuz, çeken var, çekemeyen var. Yani ben... Sizi mi çekemiyorlar, Nana'yı mı çekemiyorlar? Yani insanların ağzı torba değil. Hani içeri girmişse işte hani bilemiyorum. Ben Nana'ya sordum. Nana da benim çocuğuma baktı hani, sağ olsun. Mahalleden de öyle şeyler söylemişlerdi. Niye şikayet ama çok oldunuz önemli orada? Bir şey söyle, pardon. Çok önemli bir şey söyledin. Dedin ki bu dadıyla benim kocam bir olup kırmızı ruj mu oje, evet, sürü çocuğun ayaklarına. Onu yaptılar. Anne çocuğa şiddet uyguluyor. Evet. İddiasında bulundular ve bu sadece bir iddia, hani böyle havaya söylenmiş bir söz değil. Bunun üzerine sizin çocuğunuz alınmış. Yani bana böyle bir iftirada bulunacak olan kişi hem ki haklılığımı ispatlarım, hem de bu dünyadaki herhalde en büyük düşmanım falan olur. Tamam, ben de karakola şikayet ettim. Onu da hapse attılar. Nana dedi ki bir daha ben dedi dikkat edeceğim. Eşinle bir olmayacağım. Çıkıp mahkemede... Neden şikayetçi oldunuz? Çocuğa iyi bakamadığı için yok, mi? Bu yok, bu iftiralar attığı için. O dedi ki bir daha söz veriyorum. Eşinin yaptıklarını anlatacağım. Senin tarafında olacağım dedi. Ben de Nana'yı hani seviyordum aslında. Tamam dedim, sen ona uydun. İşte bir daha yapmayacağım diyorsun. Bak Eymen'i kurtaralım. İftiradan dolayı şikayet... Şikayetimi geri aldım. Hayır, ne diye şikayet ettiniz? Bu kadın yani karakola, cezaevine girdiyse. Ne dediniz o karakolda? Dedim ki benim eşimle bir oldular işte, ayağına böyle boyalar falan sürüyorlar dedim. Ondan evet, sonra benim üstüme iftira atıyorlar dedim. Bu kadının cezaevine girme sebebi ne? İşte sonra ben İftiradan gittim şikayetimi... İftiradan dolayı mı girdi? Evet, iftira mı? Neden dolayı girdi cezaevine? Cezaevine zaten kendisi kaçak burada kalıyormuş galiba. Kaçak o olduğunu. Sırada da sonra gittim ben şikayetimi geri aldım. Peki. Dedi ki bir daha yalan söylemem dedi. Nana Hanım merhaba. Merhaba ablam. Hoş geldiniz yayına. Şimdi öncelikle Serpil Hanım'la eşi Besim Bey'le nerede tanıştı? Yani sizi nasıl buldular? Bu hani bakıcılık hizmeti vereceksiniz ya. Genelde bu konuda ajanslar vardır. O ajanslar üzerinden ya da referans yoluyla gelirler. Sizi nasıl buldular? Ablam ben bir de pazartesi günü pazarda eşimle ikinci kol mal satıp geliydim. Arkamdan bir bayan geliyken ben söyledim ki ekmek yiyen paramız yok. Sodamız bulmadı. Şimdi ne yapamız dedi. Bu Serpil Hanım deyip dedi lafımda bir çocuk bakıyor musun dedi. Tamam bakıyorum dedim. Evimge gel dedi. Üyünün adresini verdi. Evime vardım. Hı. Ufak bir çocukça eşiyle otururken. 6 aylık mıydı 7 aylık mıydı bilmiyorum abicen. Ama yere de bir yerde oturalması diye bir hasta çocuk kabanzardı. Tamam dedim, üyü de baktım. Abi bir günde ek, şimdi bu arada diyor ki benim 2 yaşına kadar vardım, farklı bir dadım ben vardı diyor. Şimdi 6 aylık çocuğuyla 2 yaşındaki çocuk çok rahat ayırt edilebilir. Çocuk 6 aylık mıydı 2 yaşında mıydı aldığınızda? Yok abla, ya 7 aylık ya 6 aylık bilmiyorum, yere de oturalmasıdı. Evet.
Evlerine gittiniz. Çocuk ufak şeydi, sadece süt yerdi. Evet, üyüge gittik. Üyüge gitkenimden ki bu astımge çöp pişetleri koydu. Sen dedi eski mal satarken sen, ben senin teksin dedim, kusura bakma dedi. Sonra üyüde 16 gün çalıştım. Menge 16 liradan para verdi. Onem kendi vermedi. Ağla gelimdeyken annesi verdi, Reyhan Hanım. Anneniz vermiş. Yalan evet. Söylüyorsun. Sonra ben günlük veriyordum parasını. Çocukta bırakkenimden sonra abla çocukta bırakkenimden ki üyümle gelip babası bile kendi geldi de bu eşi bile sen evinde bak, seni elektrik suyunu da töleyemiz, krengi de töleyemiz de ben üyümle bıraktırıp gitti. Onu muhtar da biliyor. Her kimse biliyor. Komşularım da şahit. Peki çocuğunuza bu çocuğa evde kaç saat bakıyordunuz? Çocuk 24 saat boyunca. Yani haftanın her günü, ayın her günü sizinle abla, mi beraberdi? 24 saat. He? Her günü benimle bana vardı. Ahırı ölmek üzere gelgendeki yurtka araçka sorunda kaldım ben. Yani 24 saat boyunca her gün sizinle beraberdi. Evet. Kaç yıl boyunca bu çocuk sizin evinizde evet. kaldı? Ben 3,5 yaşına getirdim. Aralıkta barışken de aralıkta çocuk da alardı. Yine bırakardı. Alardı. Yine bırakardı öyle. Paramı da vermezdi. Aralıkta ekelemiz kus bulardık. 10 gün 15 gün menge vermezdi. Yine bir işte devam ederdi öyle. Yani bu çocuk sizde kalıyordu. Peki anne baba çocuğu ne zaman alıyordu? Hanım yalan. Ya bak kardeşim sen niye yalan söylüyorsun? Ben abla, sana ne zaman çocuğumu bırakıp gittim? Esra Hanım yalan söylüyor. Buyurun. Ya bu kadın niye konuşturuyorsunuz? Ben sana sabah 9'da eşim çocuğu kapından bırakacak. Akşam ben 4'te gelip normal bir anne gibi çocuğumu alıp evime gidiyordum. Sen ama ne yaptın? Nana meğersem hayır, sabah 9'da. Sabah 9'da sen zile basıyorsun. Nana sen benim evime geliyorsun. Çocuk. Eşimi ve çocuğumu evet. alıyorsun. Karı koca gibi yolda yürüyorsun ve benim eşimi evine getiriyorsun. Sizin oralarda bu normal olabilir. Eşini bir insanın eşini evet. evine almak. Sonra itiraf ettiniz. Biz sadece evde yumurta kırdık yedik dediniz. Nana Hanım, şimdi Serpil Hanım'ın asıl ben iddiası siz çok samimi misiniz? Şu anda da öyle onu kocasıyla koruyayım. Serpil Hanım'ın eşi Besim Bey'le sizin aranızda bir ilişki var mıydı? Sizin sevgili olduğunuzu iddia ediyor. Yok etmiyorum iddia, gözümle görmedim. Ablacan ben 50 yaşındayım Allah'ım ya. Bana benim yanımda eşim var. Eşiniz var yanınızda. Ben ne 50 kişi oluyor ki? Evet bana eşim var, eşim Adanalık. Peki bu aranızdaki tartışmaların sebebi Serpil Hanım size benim kocamla berabersin dedi mi? Bundan dolayı kavga çıktı mı? Yok yok ben geç öyle demedi sadece aydı ki nane ben bile beraber barıştır dedi. Bir 10 Mart'ta kocasını rica edip çocukta düşün. Yerde 10 Mart'tan çok uyuga avarıp barıştırdımlardı. Şunu söyleyeceğim. Kocayı barıştırdı. Evet evet. Bu olay yani şimdi bak ya şimdi Esra bir çocuk Hanım, söylediği sana... her şey yalan. Bu hayatım kadın yalan bak, söylüyor. Şu yalan olamaz. Şu yalan olamaz. Şunu anlamıyorum. Ne mesela, yalan olamaz? Şimdi benim çocuğum 2 yaşındaydı tanıştığında. İspatlı Zebo'nun ben benim bakıcımın numarasını verebilirim Rusya'da şu siz anda. Siz yanındaki beyefendiyi tanıyor musunuz? Abla eğitimler. Evet beraber yaşadı. Ben eğitimler var hemen. Eğitimlerden hepsini imza toplayayım ben. Evet eğitimler. Ne tamam eğitim rehabilitasyon. Esra Hanım. Esra Hanım. Ben çocuğum. Şunu söylemek istiyor Nana Hanım. Ha. Çocuğumuz özel bir çocuk olduğu için diyor onun eğitimlerine ben götürüyordum ve evet. orada da benim imzalarım vardı. İmzalarım var. Çocukta men getirdim. Men şahitlerim kaç var. Kaç aylıktan benim itibaren? De, muhtar var. 2 yaşında Esra Hanım. 2 yaşında tanımıyorduk biz kaç bayanı. Kaç aylıktan itibaren? 7 aylık 8 aylık. Ben de bıraktım. Beni yastık koyup kızardım o çocukta. Siz şunu arz edebilir miyim? Hiç bunu anne demedim. 7 aylıkken neyden yetimhanedeyim zaten. Yine yalan söylüyor. O da işbatlı. Nasıl yani 7 aylıkken yetimhanedeydi? Bir dakika. Yalan söylüyor. 7 aylıkken niye çocuk sosyal hizmetlerdeydi? İşte ben size anlatıyorum bayram gezmesi diye. Çocuğu gidip yurda bırakıyor. Ben gittim. Kim bırakıyor? Eşim. Şehzait'te yattım. Gece 2'de Şehzait'lerdeyim. Evet, oğlumu verin diye çıldırdım. Eşin niye alıp kendi çocuğunu sosyal hizmetlere bırakıyor? İşte kendi de oralarda büyümüş. Kardeşi de yengesi de orada çalışıyor. Onlar için bunlar siz normal. Siz niye ses kayıtlarında bu bebeği al git diye eşinize ses hani kaydı var? Ben... Bunu ses söylediğiniz için biliyorum. Ses kaydında ben ses dedim ki gidersen video. Al çocuğu da git.
Ya gitmesin diye bak, bizim çocuğumuz var, kal bu çocukla ben tek başıma, benim bir de işe gidiyorum Esra Hanım. Yani ben diyorum onunla bir düzenimiz var bizim. İşte ben işten geliyorum, hani çocuğunu anadan alıyorum işte, ama ben çocuğu hep kreşe gönderdim. Ve evde Rus bakıcımız vardı, Zebo. Yani benim Allah'a şükür her şeyim vardı. Anladım. Benim işe gücüm vardı. Yani Zebo'lar var, onlar var, nanalar var da çocuk evde sosyal hizmetlerde. Dün bak kendinle çelişiyorsun Serpil. Diyorsun ki... 2 saat, 3 saat. Fiziksel hadi. Şiddet, psikolojik şiddet uygulayan bir eş var. Sen bu kişiden boşalmayı mı istiyorsun? Evliliğini kurtarmayı mı? Yoksa eşinin geri gelmesini mi istiyorsun? Ben evimi kurtarmak istiyorum.